Kızlar kendime yumurta yapıyorum. Çünkü kilo almaktan korkuyorum. Yani bunu da korusam iyi bir dönem. Çünkü biliyorsunuz vücudum alıyor. Sabah güzel bir tane yumurtalı kahvaltı yapmıştım ama yine yumurta yiyeceğim. Sebebi ise biraz detoks yapsın. O yüzden rahatlayayım, inceleyeyim. Sanki böyle bir yaz şiştim ama kiloda bir değişiklik yok. Her gün tartılıyorum ama bugün tartılmadım. Kilo vermek kolay değil. Onu da söyleyeyim. Yemekler var. Benim çocuklarla eşim mercimek köftesi yiyecek. Ben yumurta beni tok tutar diye yarın köyüne kadar taşır diye yiyeceğim. Yanında da yoğurt ekstradan farklı şeyler yiyebilirim. Bunu da buradan açıklayayım. Güzel pul biberi koyacağım böyle yağ yaksın diye bu pul biberinden. Öyle düşünüyorum. Hadi bakalım ne yapacağız? Kahvaltı, yani akşam yemeğim böyle bir detoks gibi olsun. Yani 4 tane de yiyebilirim, sıkıntı yok. Size şöyle biraz sokak manzarası çekeyim. Hep yemek falan çekiyorum. Nereye gidiyoruz? BİM'e gidiyoruz. Her zaman gösterdiğim yerden BİM'e gidiyoruz arkadaşlar. Camimi göstereyim. Cami arkadaşlar. Şöyle. Kalyon Stadyumu arkadaşlar. Bak fıstık ağaçları güzel ateş yanıyor. Burcu izlersiniz. Böyle beni yurt dışında isteyen arkadaşlarım biliyorum izliyorsunuz. Bu bina yeni yapılıyordu. Yeni geldiğinde tarlaydı. Hiç fıstık ağaçları vardı. Hiç yoktu. Sonra inşaat haline geldi. 2 yıldır buradayım. Şimdi de dükkanlar falan böyle güzel. Rabbim bana da güzel lüks bir daire nasip etsin. Evim var kirada. Farklı yerinde Antep'in ama ben burada oturuyorum. Yaşamını seviyorum. Bu da yeni açılan okulumuz. Sakin bir yer olduğu için tercih ediyorum. Bir de kızımın okulu var. O yüzden gidemiyoruz. Buradayız yani, fıstıklıktayız. Bir yıl daha buradayız. Öyle diyeyim. Gidiyoruz. BİM'e geldik. Kendimi göstertemiyorum ama. Evet hanımlar, BİM'de ne aldım videosu. Biliyorum herkes seviyor, izliyor, severek izliyor. BİM'de ne aldım? Şunları özellikle göstermek istiyorum. Evet, ihtiyacım vardı. Çoktan beri de bekliyorum. Ben de %50 indirimle aldım. Nasıl aldım? 16 liradan 7-8 liraya düşmüştü. Bugün BİM'den aldım. BİM'den aldıklarım bunlar. Gürdal var. Ben onu kireçözücü kullanmıyorum. Bina sıkıntılı yani, her yer akıyor, damlıyor. Gürdal her işimi görüyor. Krem var. BİM'inkini yıllardır kullanırım. Cif'ten daha çok onu seviyorum mesela. Kızlara cips aldım. Arada alıyorum. Şekerlerini aldım. Çikolata aldım. Böyle gitmişken. Çünkü ben her zaman gidemiyorum. Maskemizi aldık okul için. Şöyle meyve sularımız var. Kendime kahve aldım. Geçici çünkü ben çektiriyorum. Margarin aldım. Margarin aslında salata ama mecburen kullanıyoruz. Çikolata aldım. Jelibon istediler. Coco Box istediler. Hiç anneleri yemiyor. Şunlardan aldım tuvalet için. Kalem aldım kendime. Kendime aldım kalem. Bir de şunu göstermek istiyorum. Valla bunu indirimle almadım ama buna ihtiyacım vardı. Çoktan belli de beklediğim bir şeydi. Tesadüfen alınmamış.
Benim takılarım küpe kullanıyorum, hem de 7 tane delik var. Ben bunu böyle göstermek istiyorum ya. Bu böyle açılan bir şey, çekmeceli, kapaklı. Tam benlik bir şey. Çocuklar genelde her şeyimi karıştırıyor ama bu daha düzenli olacak yani. Bu ona ihtiyacım vardı, güzelmişti. Eskiden almadım 2-3 lirayken, şimdi pişman oldum, bayağı fiyatı var. Tam olarak da fiyatını vermiyorum. BİM'den ne aldım? Şeyi. Fişi. Burada da fişe bakalım. Bu arada bunlara da ceza geldi yani, yağdı. BİM'e de ya ben firma ismi vermeyeyim de, büyük marketlere de cezalar geldi yani. Tüketici de hep her şeyi bize kesiyorlar vallahi. Her şeyi bize kestiler. Ters mi? Buradan ya, bu niye aşağı çekim ya? Bu görüntü niye böyle olmuyor? Şöyle size göstereyim de, bir türlü yapamadım ya. Heh. Bakın görüntüyü, görün fiyatları. Norm bu güzel göstermiyor. Şöyle fiyatları görün diye söyledim. 180 liralık alışveriş yaptım. Ya vallahi böyle güzel, güzel niye göstermiyor acaba ya? Ne dokunmuyor. Ha, şimdi okudu. Görün bakayım, 100, 190 liralık. Neredeyse 200 lira bir ürün daha. Aslında alacağım vardı da. Çok orada almıyorum ben, yerli marketlerde alıyorum. Kalpli organize 16 liraya almışım arkadaşlar, o bunu 16 liraya. Şunun tanesi 16 lirayken 8 liraya aldım. Şöyle bu üç boyutlu saksı 35 liraya gelmiş, tanesi 8 liradan ama 7 litrelik 8,90, yani 9 lira oluyor. Bakın aradaki 16 liraydı aslında indirimli hali, yani yüksek hali. Bana böyle geldi, ihtiyacım da vardı. Şöyle göstereyim. Size şey ürünlerini de gösterdim. BİM'de çektim. Adı neydi ya? Of, diyet. Ben onları kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece CS bulguru alacağım. O da zaten kıcağına karatayı da uyarıyor. Yoğurtlu ya da bulgur ihtiyacım, karbonhidrat ihtiyacım olduğu zaman daha çok onu kullanıp keseyim. Zaten meyve yediğim için çok olmuyor. Bu arada halımı göstermek istiyorum. Halımı da serdim. Kapıya paspas kullanayım. Sebebi eşim çok sık gidip geliyor şeye, dışarı. Diyet vlog, ev vlog, bisküviler bisküviler. Aslında yerli markette belli markalarını alıyorum ama bugün BİM'e gittim arkadaşlar, o yüzden aldım. Güç BİM'e, artık gücümüz BİM'e de yetmez hale geldik, memur olsak da. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Rabbim olmayana versin. Rabbim herkese rızkını versin. Dileriz fiyatlar yarı yarıya iner ama zor. Her şey pahalı. Evet güzeller, güzel hanımlar. Gördüğünüz gibi akşam yemeği. Bu kesinlikle, bakın bunu bir öğün olarak yerseniz akşama kesinlikle eksi görürsünüz tartıda, ben söyleyeyim. Ben bugün kaçamak falan yapmadım. Böyle vücudumu kendisini istiyor dedi. Canım dedi ki, yani işte canım iştahım dedim, bugün ne istiyor dedim. Sen kendini ne istiyorsun dedim. O da dedi ki yumurta istiyor. Ben o şekilde hareket ettim. Bir de yumurta, protein, B12'den tut da bir sürü değerleri var. Biraz almam gerekiyor. Saçlarımdan belli, tırnaklarımdan belli. Çok kendimi kasmıyorum. İşte kilo aldım, ettim falan diye de alırım, ederim diye de kasmıyorum. Ben sadece bugün böyle bunu yiyeceğim ve birazdan da canlı dersim başlayacak. 2 saat sonra tok olmam gerekiyor. Lor peynirini alacaktım. BİM'e gittiğim için almadım. Yerli marketinki daha güzel. Oradan alacağım. O da biraz uzaktı. Yoksa lor peyniriyle birlikte harika bir detoks. Bir detoks, yağ yakan bir menü. Menü et yerine de yumurta geçiyor. Onu da yiyebilirsiniz. Yanında da zebze yiyebilirsiniz. Söğüt salata yiyebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben bir menüm böyle arkadaşlar. Bakalım bu gidişatla direnç kırılacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi bana afiyet olsun. Evet canlarım. Bugün de dedim ki videomu açayım. Dersim bitti. Ölçme dersim. Zoom üzerinden alıyorum bu arada. Füzem üzerinden alıyorum. Uzaktan eğitimde. Biliyorsunuz çocuklar Zoom üzerinde alıyordu geçen eğitimimiz. Bu yılda ben dershane ortamını evime taşıdım. Eğitim bilimlerini alıyorum. Burada beni takip eden arkadaşlar var. Onlar için bilgi olsun. Hangi hoca derseniz ben size tanım. Çok bilinmeyen bir hoca. Çok da eğitimci yetiştirmiş. Yıllardır tanırım, 2015'ten belli. Çok bildiğim bir hoca olduğu için sıkıntı yok. Bize 75-80 soru var. 75-70 net garanti ediyor.
Diğeri de bize kalmış bir şey. Eğer siz de böyle bir şeye girmek isterseniz verebilirim. Zafer Oflazoğlu da Instagram'da yazarsınız, hocamız çıkar. Onun kadrosu, o kendisi birebir bizim derslere giriyor. Sadece ölçmeyi bu arkadaş anlatıyor, İsmail Hoca. Güzel anlattı. Dersim verimli geçti. Şimdi zayıflamayla ilgili anlatayım. Ben Ahmet Apa yaptım. Evet. Ama kilom düşmedi. Şu anda yiyorum aynı ama ben yasaklı gıda çok tüketmiyorum yani. Yememe rağmen aynı tartı değişmiyor. Sadece biraz vücut şiştiğini hissediyorum şuraları falan. Onun dışında da düşmediği için de artık ısrar etmem, vücudumu yormanın anlamı yok. Zaten derste çalışıyorum. Tek öğünde sürdürülebilir bir yani zorluyor beni. İki öğün yapacağım. Ben biraz protein, bakın sıfır kan grupları. Bu bir gerçek kan grubuna göre beslenme var. Protein ağırlıklı beslenirlerse sağlıklı olurlar. Protein ağırlıklı yani et türevini çok tüketirlerse kilolarını verip sağlıklı olurlar. Ben bulgur tüketirsem ki bağımlılığım oldum. Ben ki böyle yemeye devam edersem kilo veremiyorum. İki öğün benim için ideal bir öğün. Hem tok geziyorum hem de kısıtlama koyabildiğimi fark ettim. Şimdi hiçbir sisteme tabi değilim ama ekmek de yemiyorum, onu da yemiyorum, bunu da yemiyorum. Sadece meyve yiyorum. Meyveyi de dilediğim kadar yiyor muyum? Evet, yiyorum. Şu an dilediğim kadar yiyorum ama yarın bunu azaltmayı, midemi tekrar küçültmeyi düşünüyorum. Sıvı alım kurallarına dikkat ediyorum. Meyveyi maalesef yemekle birlikte kahvaltıda yemek zorunda kalıyorum. Sebebi ise ben ara öğün yapmak istemiyorum. İki öğünden fazla da yiyemem yani fazla geliyor. Onu da yiyemem. Sabah güzel bir sağlam bir kahvaltı ettiğin zaman Skaratay'ın dediği gibi akşama daha bir aç böyle tok oturur oluyorum. Yani çok yeme isteğim olmuyor. Diyorum ki ya evet ben bir kepçeyle de doyabilirim. Bir tabakla da doyabilirim. Bugün yumurta da yiyebilirim. Bugün ıspanak yemeği de yiyebilirim. Şimdi diyeceksin ki sen et ağırlıklı nasıl besleneceksin falan. Şimdi şöyle bir şey var. Ben ciğeri yazın çok tükettim. Eşim getirdi, kavurdu gitti neyse. Şu an yiyemez durumdayım. Ben onun yerine yumurta, yoğurt türevlerini falan tercih edeceğim. Arada tavuk. Tavuğu da çok seven bir insan değilim. Eti de tiskinmek istemiyorum. Eti seviyorum, kavuruyorum, ediyorum. Bu Ahmet Apa başlangıcında zaten çok yaptım. İşte tiskinmemek için değişimini yapacağım. Yani zebzeyi de tüketeceğim ama protein ağırlıklı. Mesela bugün yumurta yedim. Ama her gün yemesin. Hayır, yemem zaten, vücut alışıyor. Alıştırmamam gerekiyor. Sebze, et, böyle işte varsa çorba tüketeceğim, yanında salata. Bu tarz takılacağım kafama göre. Diyeceğim ki evet ben şu kadar çorbayla doyuyorum. Ama bunun yanında bol bir salata yiyebilirim. Ama ki salata da bana şişkinlik yapıyor. Yiyebilirim. Karnım onunla doğru bir. Ya da ya ben o kadar çorba içtim. Yoğurt yiyeyim de. O yoğurtla doyurayım da diyeceğim. Başka bir ekstra bir şey, kuru yemiş yemeyeyim, meyve yemeyeyim ya da başka bir şey sapmadan ben öğünümü kapatayım diyeceğim ve bu şekilde kendimi kandıracağım. Öyle bir yol izliyorum. Şu an yeni oturuyorum ve ben Duka'nın protein şeyi var. Saf günü var. Onu yapmayı planlıyorum. Bugün kepek aradım. Yulaf kepeği yoktu marketlerde. Mecburen Migros'a gitmeliyim. Oradan alacağım ve yulaf kepeği de benim şeker, meyve, karbonhidrat ihtiyacım aslında tüketeceğim. O yüzden tüketeceğim. Krebini yaparım işte, yumurtayla omletini yaparım. 3 gün değil mi? Ekmeği bile var ya, öyle demeyin. Yulaf ekmeği bile var yani kepeğinin. Öyle bir yol izleyeceğim. Zaten 1,5 kaşık tüketiyor yani, onu da vücudum yakar diye düşünüyorum. Deneyeceğim 3 gün. Eğer bir düşüş olursa 5 güne tamamlarım. Ya da zorlanırsam öyle kalırım. Ama salça tüketilmiyor ama ben tüketeceğim. Yoksa ben sürdüremem. Zorlanırım. Ama ona da bakacağım yani. Eminim vücut kıracak. Çünkü vücuda sebze girmeyecek. Vücuda et girecek. Proteinler girecek. Onun dışında bir şey girmiyor. Ben de biraz çeşitlendireceğim. 3 günümü atlatacağım. Zevkli bir şekilde yapacağım. Öyle düşünsene. Yulaf kepeğinde bir bazlama yaptın. Arasına kaşarla şey koydun. Sucuk koydun. Al sana. Ya da peynir. Kaşar da olmayabilir. Peynir koy. Al sana bir tost. 10 numara gider yani. Kızıma yaparım. Yanında da kendime yaparım.
Lor peyniri tüketirim. Doyana kadar proteini tüketebiliyorsunuz ama yumurtanın 3-2 sarısını yiyebiliyorsunuz. Beyazını da dilediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. 3 sarısı mıydı neydi, öyle bir şeydi. Onda her şeyini yiyemiyorsunuz. Yanında da var kısıtlama. Dayanırım. Önce eksiklerimi tamamlayayım. Bugün gittim ama kızlara abur cubur alıp geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.